Fabrikada çalışıyordun, değil mi? Testaç şirketinde çalışıyordum. Birisinin tavsiyesiyle, teyzemin kızlarının tavsiyesiyle girdim oraya. Ama oraya girdiğim zaman şoset çorap giyiyordum. Kaç yaşındaydın? 15. 15 yaşındaydım ve çorap da çıkardığı için o fabrika ayda bir tenzilatlı çorap satıyorlardı. İlla ki teyzemin kızları diyordu ki çorap giyersen bu ayda bir verilen çoraplardan alabilirsin ve satarsın. Nihal ben istemiyorum, ben şoset giyeceğim, hoşuma gidiyor. Onlar baskı yapar, annem baskı yapar. İlla ki zorla giydirdiler bana şu çorapları. İyi bir şeydi bu esasında, insanlara, çalışanlara bir hani yardım, ipek çorap. Ama sonra değişik anlatacağım bir şey. Onlar Topkapı'ya taşındı. Eskiden şeydeydi, Sultanahmam'ı Yeşildirek'teydi. Topkapı'ya taşındı ve ve şey değişti. Firma ismi değişti. Bir sürü kağıtlar imzalattılar. Biz de imzaladık. Niçin? İşte bir şey kartotekslere imzalar atıyoruz, bilmem ne. Sonra dediler servis arabasını kaldıracağız. Eminönü'nden biniyorduk. Yapmayın, etmeyin. 50'lerde girdim, 62'ye kadar çalıştım. Çok iyi de geçinirdik. Patronlar da, müdürler de beni severlerdi. Çok güzel. Yok, vasıtayı kaldıracağız dediler. Doğru, hakları da vardı. Ben gidemiyorum, istifa et. Peki o kadar sene çalıştım. Tazminat yok. Mecburi tazminatsız çıktım. Ama esasında istifade edemedim şöyle. Dedim ki ben bonservis istiyorum. Daha doğrusu demiştim ki ne yapayım, hırsızlık mı yapayım ki beni kovun da tazminat alayım. Tabii ki olacak iş değil. Şeyde, bonserviste yazdılar ki 50 küsurdan 62'ye kadar bila şeysiz çalıştı. Sonra evlendim, dedim istifade edeyim ki maaş bağlansın, o kadar seninle çalıştık, müracaat ettik. Dediler ki burada 2 senelik açık var. Nasıl açık var? Firma değişikliği yüzünden bizi yeni firmaya 2 sene yazmadılar. SSK'ya yazmadılar. 2 sene açık. Bugünkü gibi değil, şikayet edecek yerim yok. Çok da iyi geçiniyorduk. Ama ve açıktan ödedim. Sonra emekliliğe hak kazandım. Oteli de söyleyeyim mi? Yok, sendikayı anlatsana. Ha, çıkmadan evvel tabii ki benden eskiler vardı ve ben kendi
huyum icabı veyahut da ben böyleyim. Herkesle iyi geçinirdim. Erkeklerle de, kadınlarla da, eski çalışanlarla da. Sonra eski çalışan erkekler açıldılar bana. Dediler ki, biz sendikaya para ödüyoruz. Sendika gün gelecek patronlara kafa tutacak ki çok açıklar var. Nedir onlar? Mesela çalışma saatleri. Mesela yemek, dinlenme saatleri. Yok. Çalışma saatlerinde önlük. Hiç kimsede önlük yok. Yemek de yok. Tamam dedim ben de. Ama gizli. Patron bilirse çıkarır. Öyle kolay o zaman işten çıkarmak. Ödedim 2 sene, 2,5 sene ödedim. Sonra çıktım işten, eve kadar geldiler. O sendikacı var. Yok gibi yani. Niçin, neden çalışanları kayırmıyorsun? Neden devam etmedin? Çalışmıyorum artık. Meğer benden sonra 2 sene devam ettiler ve iyi bir başkanları oldu. Yemekleri oldu. Giyimleri oldu. Bayramlıkları oldu. Bunları başardılar. Güzel bir şeydi. Ne ama, fabrikasıydı burası? İplik, nasıl diyeyim, hem çamaşır hem çorap, erkek ve kadın çorabı, iplik çile halinde gelir, bobin olarak hazırlanır, fanila çamaşırlar dokunur ve dikilir. Kumaşı dokunur ve dikilir. Kilot, atlet, çamaşır ve erkek çorabı da diken bölümler vardı. Bir de kadın çorabı. O zaman ipekti. Sonra naylona dönüştü. Sen ne iş yapıyordun? Ben muhasebecilerin yanında hafifletici. Ama ben çok hevesliydim. Çıkardım paydoslarda yukarıya, kızların yanına. Makinaya geçerdim. Öğrendim de. Bir resmim var makinanın önünde. Böyle yuvarlak bir taslak, tarak dişleri gibi dişler, çorabın üstünde bir dikiş var, onlar oraya geçiyor ve bir makas kesiyor onu, sonra iğneye gidiyor, dikiliyor. Gittim, öğrendim, seviyordum her şeyi yapayım. Kalabalık mıydı fabrika? Kalabalıktı çünkü bölüm bölüm. Çamaşır bölümü yukarıda. Çorap makinaları aşağıda. Ortada da çorapların son rutuşları. Hiç yapamadığım şey Yusi, çoraplar dikildikten sonra apreye giderdi. Apreden sonra kadın çorapları, hani şeyler var ya reklamlarda, bacak 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 görünür. O bacaklar böyle, o çorapları, o bacaklar sıcak.
o çorapları bacağa geçireceksin. Ondan sonra çabuk çabuk geçiyor onlar. Bir, iki, üç sonra bir dolaba giriyor. O dolapta sıcak oluyor ve sıcak çıkıyor. O sıcakları çıkaracağım, soğukları yapacağım. Ve onu yapamadım. Onu yapamadım çünkü ben sıcağa gelemem. Derler ki eli sıcağa gelemeyen kaynanadan korkar. Ve ben korktum. Korktum kaynanadan. Yapamadım. Bir onu yapamadım Yosin. Her işi yaptım, öğrendim. Ama onu yapamadım.